Arkadaşlar, günaydın, hayırlı sabahlar, şükür kavuşturan sizlere arkadaşlar. Arkadaşlarım, kasa 3-4 gündür hiç görüşmüyoruz. İşler yoğun, videolarım çekilecek insanlar yok. Arkadaşlarım ondan çekime dedim. Şimdi sabahleyin bir çay bir şeydir arkadaşlar. Neredeyiz? Çiftlik evindeyiz arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Arkadaşlarım, hoş geldiniz Özen Deyzeniz'in kanalına. Arkadaşlar, beni izleme, link atma unutmayın arkadaşlar. Tutarsan dibinde çiftlik evindeyiz. Biz burada konteynerde yatıyoruz arkadaşlar. Çok güzel odamız. Bir mutfak, bir odası var. Buraya bir çağda gittim. Daha tam temizlenmedi arkadaşlar. Şöyle üstünü öğütem. Kendi yaptığım peynirlerden arkadaşlar. Şöyle sinek konmasın. Arkadaşlar, evlerde temizliklerimiz vardı. Çiftlik evinin avlusunda çıkardım, bir yığın pislik vardı arkadaşlar. Bu pislikler, bu duranlar, daha önce duranlar pislikleri almışlar, yan tarafını doldurmuşlar. Belki 10 balle pislik attım arkadaşlar. Daha da bak, atılacaklar var. Hani kusur bakmayın, size gösteriyorum bunları. Bak, hep çuvalladım. Biraz sonra onları çuvallayıp onları temizleyip çiçek dikeceğim kenar alana. Bu çardakta da oturuyoruz. Dutlar dökülmüş arkadaşlar. Ondan dedim, bugün sabahleyin size çiftlik evimizden bir çekim yap veren dedim. Atımız Kehribar bile yayılıyor. Burada bizi çok alıştılar arkadaşlar. Traktör, at, koyunlar hepsi var. Ama düzenleme yapacağım daha yayıncımdan. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yayıntımız bitmedi. Çok serin oluyor geceler arkadaşlar burası. Sabahleyin yorgunluk, kaç gündür yorgun olduğumuzdan sabahleyin çok erken kalkınmaz oldum. 8'lerde kakar oldum arkadaşlar. Gece geç yatıyor. Ondan arkadaşlar biraz sonra daha şeyler çekeceğiz. Dışarıları çekeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra eşimle biz sabah kev çayı içiyoruz arkadaşlar. Biz eşimden çok severiz. İlli sabahları kalktık, müziğimizi açarız. Çayımızı demlerin, müziğimi açarın, eşimi kaldırın arkadaşlar. Biz öyle alışkınız yıllardan beri. Şimdi bir çayımızı içelim arkadaşlar. Şöyle çayımızı içelim arkadaşlar. Hep beraber olsun inşallah. Bir iki tıkım bir şeyler yiyelim. Ondan sonra videolarımız devam edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Siyah poşetlerin içine pislikleri topladım. Şuraya basmışlar. Kim olursa olsun. Arkadaşlar hep demişler. Aslan yattığı yerden belli olur. Gittiğiniz yerlerde evliliğiniz kira olsun veya normal durun. Ne olursa olsun pis bırakmayalım arkadaşlar. Şunları bakın. Aldıkları, yedikleri naylon pisliklerini buraya depo etmişler. Yanı başında oturdukları evin yanı başına. Çok kötü olmuş arkadaşlar. Ben de burada kendiniz gördüğünüz, şuradan çıkardım vallahi arkadaşlar. Gelin bakın şurada. Şunlarla çıkardım. Eldivenle arkadaşlar. Şuradan çıkardım arkadaşlar. Şöyle asıl asıl. Bunları doldurmuşlar. İnsan tertemiz olmaz mı? İnsan durduğu yere dirgenleri takıldı pisler, şeyler. Bunlar bak arkadaşlar. Şişeleri atmışlar. İnsan hani kim olursa olsun herkes için geçerli. Bu durun Suriyeliler demiyorum ben arkadaşlar. Bunları temizledim, eşim dedi. Şimdi biz bunları biçeceğiz. Biçeceğiz. Ben bu kenarları böyle çiçek dikeceğim arkadaşlar. Hani fesleğenler dikeceğim, mis gibi kokan çiçekler dikeceğim. İnsan bulduğu yere temiz bakmalı arkadaşlarım ya. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Gözünüzden gördüğünüz. Ayakkabıları atmışlar. Ondan sonra şişeleri atmışlar. Çöplük yani. İnsan çöp, bu çöplükler var. Çöp kokuları var. Atın veya yakın ya. Yakın arkadaşlarım ya. Şuraya bakın. İnsan ya bulduğu yeri böyle yapar mı? Valla şöyle bir şey, ben artık el alemle acımadığını biliyorum. Kızım Malatya'dan depremden geldiler arkadaşlar.
çocukların evleri 3. kattı. Aile apartmanı 1. kattı, kayınvalidesi 2. kattı. Eltisi 3. kattı, benim kızımın evi, damadımın evi. Geldiler buraya, başka yere, işte aynı bölgede tayin oldukları yerde ev tutmak zorunda kaldılar. Kiracı çıkmadı. Tamam, çıkmasın, hemen çıkamaz edemez dedik. Neyse, zorlamları çıktı. Ama arkadaşlar, ben sizi çekimlerimde gösterdim. Öyle mi pis? Öyle mi pis bir ev? Nasıl durdunuz? Nasıl o kadar pislik içinde yattınız, kalktınız? O lavabolara şimdi gidin. Biz daha yeniden tadilat yapılmadı o eve. Sadece temizlik yaptık. Ben boyadım. Hazır fayans boyulanla. Ev tiril tiril arkadaşlar. Bir gittiğimde kızımın evini gösteriverem ya. İnsan kendi evini kendisi bakar arkadaşlar. Kendisi temizliğini yapa, titizliğini yapa. Ben insanları anlamıyorum. Ben kaç gündür evler temizlik ediyorum arkadaşlar. Kendimden geçtim. Ya yattığım saat belli, ya kalktığım saat belli arkadaşlar ya. Benim buraya bunların gittiklerini, buraya ne vaat atıyorsunuz? Buraya ne vaat atıyorsunuz bunlar arkadaşlar? Buraya bak. Şunları bakın. Şunu bakın arkadaşlar. Şunu bakın. Şuraya bakın. Bunlar ne anlıyorsunuz? Bu kadar pissiniz. İnsanlar ya tabiata, bu naylonun tabiatının bir zararını söylesem, vallahi billahi arkadaşlar yemin ettim, bakın aklınız durun. Geçenlerde bizim otların üstüne öttüğümüz naylonumuz vardı. Yağmur yağdı, böyle şey olsun diye, hani bir suyunu kurusun diye yonca tarlamızı uzattık. Baştan başa çok uzun. Bir gün durdu arkadaşlar. Daha yonca da küçücük, daha yeni biçildiydi. Arkadaşlar etesun gittik, bir baktık. Bir keşke resmini çekeydim size. Tarla yanmış. Hani ot yanmış, sarı buğday tarlaları var ya. Yeşilliğin içi kupkuru. Allah'ım ne oldu? Bu ne oldu? Allah'ım yeşerimi az ye değil, bir naylonun uzunluğu kaç metre? Çok şükür. Ondan sonra suladık, çapılattık diplerine. Ondan sonra bir ay sonra yavaş yavaş yeşillenmeye başladı. Ama şu naylonun tabiatı verdiği zararı görseniz aklınız duru. Çok zararlı. Bunca ne yapalım arkadaşlar? Bu naylonlara asla tabiatları bırakmayalım arkadaşlar. Toparlayalım ya, geri dönüşüm çöp kutularına atalım. Ya da bunlara böyle toplayalım, poşetleyelim arkadaşlar. Şunları bakın. Bunlar çok zararlı. Hani ben bu kadar naylonun zararlı olduğunu biliyordum. O kadarını bilmiyordum arkadaşlar. Şunu bakın. Bunları dolduruyorum, bak bunlara. Yine orada çöpü gidecek bunlar. Dolduruyorum çöpçüler rahat alsın diye. Ben el arabanın için döküp daha gidip kıyığı kaptırmayamazsın bilirim arkadaşlar. Ama öyle yapmıyorum. Öyle yapmıyorum arkadaşlar. Buradaki sılaj poşetlerimizin içine hepsini dolduruyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle bunları atmıyor. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ha. Arkadaşlar ondan insan hep demiş atalarımız. Aslan yattığı yerden belli olur. Gittiğiniz yere kimse bundan sonra her kiracı için aynı değil. Her ev sahibi için aynı değil. Her kişi için ayrı değil. Hani beş parmağın beşi bir olmuyor. Ondan ne yapalım? Temiz tutalım. Ülkemize, cennet gibi ülkemize güzel bakalım. Ev sahiplerimize, ev yerlerimize, yer olan yerlere saygı duyalım. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Özen teyzenizden kusurunu bakmam. 2-3 gündür sizlerle burada yoktum. Gördüğünüz gibi işlerimiz başımıza astı. Hoş çıkalım, dost çıkalım arkadaşlar.